AK Parti İzmir İl Başkanı Kemal Ali Sürekli İzmir'in Foça ilçesindeydi. Başkan Kerem Ali Sürekli ilçeye gelişinde AK Parti Foça İl Başkanı Ethem Ali Haydar Çapçı, bazı ilçe belediye meclis ve yönetim üyeleriyle partililer tarafından karşılandı. Başkan Sürekli esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnafın pandemi ve ekonomik konulara ilişkin sorunlarını dinledi, talepleri not aldı. Hayırlı işler. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Bize düşen bir şey var mı? Sürekli kısıtlamalar nedeniyle daralan iş hacimlerinin bayram sonrası yeniden düzeleceği, ekonomik alanda iyileşmelerin hissedileceği konusunda esnafı umut verdi. Bizlere düşen bir şey varsa sizlerin bu taleplerini alır değerlendirmeyi. Çok teşekkür ederim. Yani zaten esnafın ayakta kalması için şöyle 2-3 tane askeri... Onu konuştuk vardı. Şimdi. Hemen aşılamanın hızlandırılması evet, için girişimlerde bulunuyor. Evet, yani hızlandırılması muhtemelen bize çok faydası olacaktır. Hani bu pandemi döneminde teklif çıkanlar, şey yapanlar, yani 3 kişi, 5 kişi bile çıksa inanın şuradan yiyecek alsa, buradan giyim alsa herkesi etkiledi. Onun takibini yapacağız. İnşallah. Şimdi Haydar Başkan'ı takip edecek. İlçe sağlık müdürümüzle hızlandıracağız. Foça'ya esnaf ve ilçe teşkilatı ile buluşmak üzere geldiklerini belirten Kerem Ali Sürekli, son günlerde gündemde olan Foça ile ilgili bazı gelişmeler konusunda da açıklamalarda bulundu. Bugün Foça'mıza esnaflarımızla buluşmak üzere, teşkilatımızla buluşmak üzere geldik. Esnaf ziyareti yapacağız, teşkilatımızla buluşacağız, onlarla değerlendirme yapacağız. Tabii gelmişken Foça'mızın... sorunları ile ilgili de gelişmeleri teşkilatımıza, halkımıza aktarıyoruz. Malum Foça bugünlerde bayağı müjdeli haber aldı. Bunlardan birisi 20 Nisan'da uzun yıllardır takip edilen Fransız tatil köyünün özelleştirme tarafından ihalesi var. İnşallah o olumlu sonuçlanır ve Foça'mız turizm alanında büyük bir hamle yapar. Aynı zamanda istihdama da katkıda bulunur. Diğer yandan Yeni Foça Yat Limanı ile ilgili ihale de sonuçlandı. Onu da milletvekilimiz Necip Nasır paylaşmıştı kamuoyuyla. Ben de bir kere daha bunu buradan ifade edeyim. Diğer yandan yine milletvekilimizin kamuoyuna açıkladığı gibi uzun yıllardır Foça'da kanayan yere olan koruma amaçlı imar planlarının merkez kısmı bitti. Bir bölü binlik çalışmaları yapılıyor. Diğer etaplarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Milletvekillerimiz, bizler hocamızın geleceğiyle ilgili ne katkı koymamız gerekiyorsa bu çalışmaları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.